rahatsınız ve ruhunuz zaten söylüyor. Polemik kralını yaratırım. Polemik falan değil. Bak bir kere şu öncelikle şunu söyleyeyim. 68 yıldır iktidarlar. 68 yıl. Beyefendi 12 Eylül dönemini dahil olmak üzere bu sistemin en ufak müzdaribi değiller. Tamamen sistemden beslenmişler. 70 yıldır bu ülkede ağır bedel ödeyen biziz. 70 yıl siz iktidarsınız. Halen 1940'ları atfediyorsanız kusuruma bakmayın. Bugün atfedeceksiniz kardeşim. Bugünkü rezaleti konuşacaksınız. Bireysel temsil ya. Anlamında katılıyorum bakın Sayın Vekil'in ifadelerine. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti nasıl tek parti döneminde başladıysa sizin aynen o şekilde devam ediyor. Ben merak ediyorum ya, şu zihniyetinizle. Bakın İmamoğlu. Bizi tartıştırırken hakikaten böyle bu şeylere çağırmayın yani. Sizi çağırmasınlar madem öyle. Lütfen. Ben varken beni siz gelmeyin lütfen. Kardeşim ha. Seni değil ya. Ayıptır ya. Ama nedir avukat bu? Mısınız? Nesiniz ya? Siz konuşurken nesiniz değerli üstad? Ben insan, kimsiniz? İnsan. Ben eleştirirken öz eleştiriyle başladım. Siz zihniyet diyorsunuz ya. Benim ama 367 zihniyetini size bir gömün. Şu ekranlarda, şu ekranda bakın ya. Şu ekranda ya. Bir Cumhuriyet Halk Partili halen Taliban kafası ya. Desin ki ya şu 367 başlı başına bir rezaletti diyebilsin, bunu bir duysun Türk milleti. Ya sen duymadın. Toplumsal mühendisi bunlar bu şekilde yaptılar. Şu arkadaşıma ben bir şey hatırlatmak istiyorum. 28 Şubat'a hep atfederler. 28 Şubat. 28 Şubat döneminde o günkü bu baskıcı anlayışa tavır koymuş bir siyasetçinin olduğunu farkında değil. Bunlar ağzını bile açamıyorlardı. Biz demokrasi, biz özgürlük deyince kim olursa olsun savunuruz. Bunların zihniyeti bizim zihniyetimiz Mustafa Kemal Atatürk zihniyetidir. Bizim zihniyetimiz cumhuriyettir. Bizim zihniyetimiz Taliban zihniyeti değil. Ayıptır. Taliban başlarken zihniyetle başlıyorsunuz. Nereden çıkardınız? Evet, Taliban zihniyetiyle başlıyorsunuz. Yani dağlarda 20 yıl eğitimsiz bırakılmış insanları uçak tekerlerinden aşağı düşüren Batı düşüncesini yargılama. Nedir senin sizin söylediğiniz Taliban ya zihniyeti? Ya seçim yasasından nereye geldik? Hayır, işte kardeşim. Hayır ya. Ama hani ya ihtiyaç kardeşim, çok bak, güzel özgürlük ve demokrasiden evet, girdik ya. Özgürlük aslında ve buluştuk. Demokrasi. Bakın özgürlük barajı bile indirmede buluştuk. Bak kardeşim. Önce bir kere üslubunuza dikkat edeceksiniz. Zihniyet derken çok ayıptır. Siz bir avukatsınız, hukukçusunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetinin ne olduğunu ben hiçbir siyasi partinin zihniyetini sorgulayacak yetkiyi kendimde bulmam. Hele siz hiç bulunamazsınız. Eleştirebilirsiniz. Her türlü eleştiri hakkınız var. Ne demek zihniyet ya? Beyefendi 367 kararı toplumsal evet, mühendisliği. Olabilir. Temsili, her dönemde bir yanlış siyasi kararlar alınabilir. Bu onu başka bir ediyoruz zihniyetle. Yani. Onu siz bir teşkil ediyoruz. Nasıl tanımlarsınız? Bakın ya? Onu bir teşkil ediyoruz değil mi? 367'nin bir toplumsal be mühendisi. Kardeşim, siz ve demokrasinin önünde teslim olurken biz buna karşı çıktık ya. 28 siz 12 Eylül döneminde bana bir tane bir şey söyleyin. 12 Eylül döneminde bu ülkenin devrimcileri ve ülkücüleri dışında bugünkü iktidar mensuplarının bir tanesini karakol yüzü gördüğü var mı? Sorgulayalım. Şimdi buradan mı girelim yani? Amerika diyorsun kardeşim. Amerika'yla sizin ilişkinizin hangi boyutta olduğunu, bu Afganistan meselesini şu ekranlarda 6 ay önce önümüzdeki süreçte bugünkü iktidarla Amerika, Avrupa bir barışma projesiyle Afganistan projesi önümüze gelecek dediğimizde de yine sizin gibi burada temsil edenler bağırıyorlardı. Siz Amerika'yla bir şeyiniz yok. Amerika'yla müttefiksiniz, dostsunuz. Böyle bir şey olmaz. Amerika'yla... Ya kim size Afganistan'da silah dayadı da Afganistan'da görev alacaksınız dedi? Söyler misiniz? Kim size söyledi? Gönüllü gittiniz kardeşim. Ve halen de orada olacaklar. Bak göreceksiniz. Mehmetçik orada, bu iktidar Mehmetçik oradan çıkarmayacaktır. Kehanet mi? Söndüler askerimiz. Döndüler. Nasıl bir kehanet bu? Yani, göreceğiz. İki ay sonra tekrar yani, göreceğiz. Hayır, Katar'la hava limanı işletmesinde evet, bir birliktelik devam edecekse evet, edecek. Oradaki güvenliği de yani Taliban sağlıktan yeni inen insanlara nasıl teslim olacaksınız? Yani ben bunu istiyorum. Nasıl teslim siz bir işletmeyi, siz işletmeyi kendi oradaki işletmenizi Taliban'ın güvenliğine mi teslim edeceksiniz? Tam kendi, tersine. Bir defa kendi güvenliğinizi değil ki. Kendi güvenliğinizi neyle sağlayacaksınız? Mehmetçik'te sağlayacaksınız. Orada mesele biraz şöyle. Taliban burada uçak kaldırıp indiremiyor. Yani havalimanının açık durması gerekiyor. Onlar da diyorlar ki işte Katar'la Türkiye yapsın. Ama neyse, havalimanı şimdi, bizim, güvenliği biz sağlarız diyor.
Ya bu bir daha ağzınıza şöyle zihniyet mihniyet almayın. Elbette eleştirebilirsiniz. Eleştiri her türlü haktır. Ama zihniyet falan derseniz ben çok ağır şeyler söylerim, kusuruma bakmayın. Tamam, sayın vekilim, neyi nasıl konuşacağımı 29 yıl meslekte ömrünü harcamış bir insan olarak size sormayacağım. Bana demokrasi, soracaksınız. Ben de kendime hakaret ettirmeyeceğim, kusuruma bakmayın. Estağfurullah, ben niye size hakaret edeyim siz, ya? Siz 100 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret edemezsiniz, haddinizi bileceksiniz. Kusuruma yani, bakmayın. Milletin karşısında, siz avukat olmuşsunuz ama ne yazık ki insan olamamışsınız. Milletin karşısında CHP haddini bilecek. Sırtını dönenlerden bu millet 11 kere sırtını döndü. 12.ye de sırtını döner. Bir kere CHP zihniyeti, bir kere bir sırtını dönmemeyi. Bir daha bu zihniyeti ağzınıza alırsanız size çok ağır cümleler kullanır ve bu şeyi ekranlarda niye sırtını dönüyor beyefendi? Ya şimdi bak kardeşim, millete ya. Sırtını dönmek değil mi o? Herkes... Ya kardeşim, sen nerede yaşıyorsun hakikaten? Uzayda mı yaşıyorsun? Bu meselede en çok ağır eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partililerdi ya. Ya el insaf et ya. Bir okuyun, görün, bakın ya. Trollara baka baka körleşmişsiniz ya. Körleşen tamam. Ben değilim. Körleşen sizsiniz, zihninizdir ya. Asıl tamam. Körleşen sizin zihninizdir bir ya. Bir Tanju Bey meselesini bile çözemeyen bir genel başkan var. Şu seçim meselesi. Ya kardeşim bak, eğer buraya girerseniz... Sizin 20 yıllık rezaletin tamamını burada sayfa sayfa anlatırım. Biz ne konuşacağız bugün burada ya? Seçim. Partileri mi yarıştıracağız? Benim partim tertemiz kardeşim. Pırıl pırıl. Senin partin kirli kardeşim. Kusuruma bakma. Benim öyle bir organik bağım yok. Organik bağı yok maşallah, ama neler konuşuyorsun yani? Demokrasi ve kimin özgürlüğü konuşuyorsan. Sen Taliban temsilcisi olarak geldin. Allah'ım ya Rabbim. Nereden nereye? Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf edemezsin. Eleştirebilirsin. Eleştiri en doğal hakkındır. Ama sizin yaptığınız paragraftan yoldan gittim ben. Ne siz yolunda eleştirmediniz mi milletvekili neden böyle tepeden inme geliyor diye? Ya siz doğrudan duymuyorum. Ben kendimden başladım ya. Siz uzayda yaşıyorsunuz ya. Öyle hangi okuldan diploma aldım? Mikail Bey hakikaten ya. Yürsel Bey dedi ki ben kim milletvekili olduğumu bilmiyorum. Ben kendimden bir başladım ya. Bir özel bu arkadaşım nerede diplomayı aldı bilmiyorum, merak ediyorum ya. Yazık günah ya. Böyle değil. Böyle ama değil. Olmaz ki böyle diploma... Benim hiç tarzım değil böyle bu tartışmalar ya. Diploması. Varsa düşüncenizi söyleyeceksiniz, karşılığını alacaksınız. Böyle oradan başlayıp zihniyet millet derseniz kusuruma bakmayın, en ağır cevabı alırsınız. Tamam. Bir Doğan, bir sakinleştirelim. Bir sen de biraz tartışalım. Evet. Nefes alın lütfen. Şimdi bir de yeni kurulan partiler var. Evet. İşte CHP içinden Muharrem İnce çıktı. AK Parti içinden Deva Gelecek Partisi çıktı. MHP'den, İYİ Parti'den Ümit Özdağ çıktı falan.